Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün limonlu ekler tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle limonlu kremayı hazırlıyorum. Soğuması gerekiyor. 3 su bardağı sütü tencereye alıyorum. Yarım su bardağı toz şekeri, 1 tane yumurta sarısını, 2 yemek kaşığı unu, 1 dolu yemek kaşığı nişastayı, 1 tane limon kabuğu rendesini, Yarım limonun suyunu ve renk vermesi için bir çay kaşığı zerdeçalı ekleyerek ocağa almadan önce iyice karıştırıyorum. Zerdeçalı sadece sarı rengi vermesi için kullanıyorum. E, tadında herhangi bir değişiklik olmuyor, limon aromasında oluyor. Zerdeçal yoksa kullanmak zorunda değilsiniz pürüzsüz oluncaya kadar karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa aldım. Şimdi karıştırmayı bırakmadan koyulaşıncaya kadar, kaynama noktasına gelinceye kadar pişireceğim. Kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazdım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Evet karnamaya başladı. Kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi ocağı kapatıyorum. 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağını, 1 paket vanilyayı ekleyerek karıştırıyorum. Yağ erinceye kadar iyice karıştırdıktan sonra oda sıcaklığına gelinceye kadar arada karıştıracağım. Üzerinin kabuk tutmaması için. Sonrasında buzdolabına kaldıracağım ve tamamen soğuması için bekleteceğim. Hemen ekler hamurunu da hazırlamaya başlıyorum. Çünkü bu hamurun da tamamen soğuması gerekiyor. 100 gram tereyağına 1 su bardağı soğuk suyu tavaya aldım. Şimdi kaynama aşamasına gelinceye kadar bekliyorum. Kaynamaya başladı, yağ da eridi. Şimdi 1 tatlı kaşığı şekeri bir fiske tuz yani çeyrek çay kaşığından biraz daha az diyebilirim. Bir su bardağı unu ekliyorum ve hızlı hızlı karıştırıyorum. Pürüzsüz oluncaya kadar iyice karıştırdıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika daha karıştırarak ocağı kapatıyorum ve tamamen soğuması için bir kenara alıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra hava sıcaksa buzdolabına kaldırabilirsiniz. Hızlıca soğutabilirsiniz. Ekler hamuru tamamen soğudu. Bu önemli bir nokta. Ilık ee, halde yapmayalım lütfen bu işlemleri. Güzelce kabarması için. Şimdi soğuyan ekler hamurunu karıştırma kabının içine alıyorum. 4 tane küçük yumurta kullanacağım. Orta büyüklükte ise yumurtalar 3 tane kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini teker teker ekleyeceğim. Önce bir tanesini ekledikten sonra mikserle karıştırıyorum. İkincisini ekliyorum. Ee, yine karıştırıyorum. Üçüncüsü, dördüncüsü bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Lütfen hepsini bir anda eklemeyin. Ekler hamurunu bu şekilde yapıyoruz. Ve kısa süreli de karıştırmamız yeterli oluyor. Ben. Maalesef ben 5 tane yumurta kullanmış oldum bir tanesini masaya. Ee, bazen böyle şeyler olabiliyor ama böyle yumurtayı masaya kırma ilk defa oldu. İlk defa başıma geldi. Ee, şimdi e, üçüncüyü ekledim. Birazdan dördüncüyü de ekleyip hamuru tamamlayacağım. Evet ekler hamuru hazır. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Az önce dediğim gibi orta büyüklükte yumurta kullanacaksınız veya büyükse daha az yumurta da kullanabilirsiniz. Teker teker ekleyin. Eğer bu kıvama ulaştıysa başka yumurta eklemenize gerek yok. Ekler hamurunu krema torbasının içine alıyorum. Krema torbası kullanmanız şart değil. Buzdolabı poşeti veya iki kaşık yardımı ile hamuru tepsiye sıkabilirsiniz. Yerleştirebilirsiniz. Ekler hamurunu şimdi aralıklı olacak şekilde tepsiye sıkıyorum. Büyüklükler size kalmış. Ben büyük ekler yapacağım. 16 tane ekler çıkıyor bu şekilde. Hamuru sıkarken yoğun bir şekilde sıkarsanız büyük ekler elde edersiniz. Sıkıp bırakırsanız daha küçük boyutta ekler elde etmiş olursunuz. Evet videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Hamurun hepsini tepsiye sıktım. Şöyle parmağımla uç kısımlarını düzeltiyorum, içe doğru alıyorum. Fırını 160 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Ekler pişerken limonlu kremayı tamamlayacağım. Bir paket toz krem şantiye, yarım çay bardağı soğuk sütü ekliyorum soğumuş olan kremaya ve mikserle iyice karıştırıyorum. Şimdi kremayı tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Ekler hamuru soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Fırından çıkan eklerin soğuması için beklettim. Şimdi ortalarından kesiyorum. Kremadan bir parçanın üzerine sıktıktan sonra diğer parçayı üzerine kapatıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Son olarak üzerleri için bir paket sütlü çikolatayı benmari usulü olarak eritiyorum. Yani çikolatayı koyduğum kaseyi içinde suyun kaynadığı bir çaydanlığın üzerine yerleştiriyorum ve içine su kaçmamasına dikkat ederek karıştırarak çikolatayı eritiyorum. Erittiğim beyaz çikolatayı buzdolabı poşetin içine aldım. Ucunu da kestim. Şimdi eklerin üzerine sıkıyorum oldukça büyükler gördüğünüz gibi daha küçük ve daha çok sayıda ekler yapmak için hamuru daha küçük olarak sıkabilirsiniz. Çikolata donuncaya kadar kısa süreliğine buzdolabına kaldırıyorum mis gibi limon kokan ve limon lezzetinde harika bir ekler oldu. Tam yaz aylarına yakışır. Yapımı aşamalı gibi görünse de yapımı gerçekten çok kolay. Limonlu olan tariflere bayıldığımı daha önceki videolarımda söylemiştim. Bu da gerçekten harika oldu. Yemelere doyamadık. Siz de mutlaka deneyin ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşın lütfen. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu limonlu ekler tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.